519.793 kişilik toplam nüfusa sahip Çanakkale, tarihe adını altın harflerle kazımış bir destanın toprakları üzerinde kurulmuştur. Biga, Çan, Gelibolu, Yenice, Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Lapseki, Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada Çanakkale'mizin ilçelerini oluşturmaktadır. İstanbul'dan yaklaşık 325 kilometrelik mesafeyi kat ederek, yani 4 saatlik bir yolculuk yaparak Çanakkale'ye ulaşabilirsiniz. Çanakkale'mizi keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Hadi şimdi gelin bu güzel şehri beraber keşfedelim. Rotamızı ülkemizin cennet köşesi, kahramanlık destanının yazıldığı, yeryüzünün en onurlu mücadelesinin verildiği Çanakkale'ye çeviriyoruz. Türkiye'nin Ege'ye açılan kapısı, yeşiliyle, mavisiyle, tarihi ve kültürüyle bin yıllardır insanlığa yurt olmuş Çanakkale'deyiz. Çanakkale deyince akla ilk olarak Cumhuriyet'e giden yolda verilen mücadele, insanların vatanı için canını ortaya koyduğu dünyanın en muhteşem savunması gelir. Çanakkale, Türkiye'dir. Çanakkale vatandır. Çanakkale'de gezerken duygu seline kapılırsınız. Çünkü burada 250 bin şehit yatar. Canlarını hiç düşünmeden bizim için feda etmiştir onlar. Şehitlerin anısına Çanakkale Boğazı'nın çıkışına dikilen Şehitler Abidesi, verilen destansı mücadeleyi anlatır. Dört ayağında 8 rölyef bulunur. Denize bakan 4 tanesi deniz savaşlarını, karaya bakan 4 tanesi de kara savaşlarını unutmayın der. Kahramanlar vardır Çanakkale'de. Yahya Çavuş gibi. Yaralı kurtulduğu muharebe sahasına şehit olmak için geri dönmüştür. Seyit Onbaşı gibi. İman gücüyle 275 kiloluk top mermisini tam 3 kez namluya sürmüş ve düşmana ağır kayıp verdirmiştir. Çanakkale, inancın zaferidir. İkinci Alay Şehitliği'nin tek bir mesajı vardır. Şehitlik, Anzak askerlerinin saldırısına karşı 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözüne askerlerin verdiği cevaptır. Thank you.
Kilitbahir Kalesi ise Kale-i Sultaniye'nin karşısında Boğaz'ın engin mavisine bakar. 1452'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı kale, görevini tamamlamış olmasına rağmen taştan bedeniyle Boğaz'ın güvenliği için ayakta durmaya devam etmektedir. Karadan gökyüzüne, gökyüzünden denize görünmez bir yol vardır Çanakkale'de. Bu nurdan yol, Boğazı'nın eşsiz güzelliğinde masalsı bir tılsıma dönüşür. Batık savaş gemilerinin sayısız şehidin derinliklerinde yattığı suların adıdır Çanakkale Boğazı. Suları bile saygıyla durulur akarken. Denizcileri en sakin seyrini yapar. Gemiler geçerken selam durur ve seyir defterine Çanakkale çıkıldı yazar. Çünkü Çanakkale geçilmez. Çanakkale'nin enginlere açılan kıyıları, kalelerinin yanı sıra limanlarıyla, limanlarına demir atan tekneleriyle, yelkenlileriyle renklenir. Açılır mavilere denizin tutkunları. Karada kalanaysa kordondan el sallamak, dalga sesleri ve rüzgarın esintisiyle kordonun temiz havasını soluyarak akşam gezintileri yapmak düşer. Çanakkale Kordon'da bir de Gelibolulu ünlü denizci Piri Reis adına kurulmuş olan Piri Reis Müzesi ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Müze binasında Piri Reis'le ilgili yayınlanmış yerli ve yabancı eserlerle gemi maketleri sergilenir. Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren hadiselerden birinin cansız kahramanıdır Nusret Mayın gemisi. Bir gece ansızın Çanakkale'nin soğuk sularına bıraktığı 26 mayınla müttefik donanmasına ağır kayıplar verdirir. 2003 yılında restore edilen gemi, şimdilerde içinde yaşatılan Çanakkale ruhuyla Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda sergilenmeye devam etmektedir. Çanakkale şehir merkezinde ilk dikkati çeken tarihi bir saat kulesidir. 1897 yılında İtalyan konsolosluğu da yapmış olan Vitalis isimli bir tüccar tarafından inşa ettirilen kule, dört cephesinde birer saat taşır. Hem kaidesinin kuzey cephesinde yer alan niş içindeki çeşmesinden akan suyuyla hem de akrep ve yelkovanıyla akıp giden zamanı anlatır gibidir insanlara. Thank you.
iyilikler, kiminin günahlarının affı, kiminin atalarının ruhu için gök kubbeye uzanan yol olsa da, o yol hep aynı yere çıkar. İstenen yer bellidir. Duyan bellidir. Şehrin o mabetlerinden biridir. İl merkezindeki Yalı Camii. Tavil Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ilk yapının yanması üzerine cami, 1854 yılında Miralay Halil Bey'in gayretleriyle yeniden ayağa kaldırılmıştır. Şehrin tarihi birlikte yazdığı yapılardan biridir Aynalı Çarşı. 1890'da şehrin Musevi cemaatinin ileri gelenlerinden Eliyahu Hallio tarafından yaptırılmıştır. 1915'teki Gelibolu çıkartmasında bombardıman altında kalarak ağır tahribata uğrar. 1918 ila 1921 yıllarında da İngilizlerin Çanakkale'yi işgali sırasında İngiliz askerleri tarafından atları için ahır olarak kullanılır. Bir zamanlar çarşıda atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlarda ayna adı verilen at gözlüklerinin satılmasından dolayı bu adla anılmıştır. Türkülere konu olan çarşı yaşadıklarıyla yüreğimize dokunur. Şehrin simgelerinden biri Truva atıdır. Bu at, M.Ö. 2 ve 3000 yıllarında bu bölgede hüküm sürmüş bir krallık olan Truvalılar ve Akallar arasında geçen bir savaşın tarihi ve mitolojik sembolüdür. Söz konusu dönemde Akalılar, Truva'nın surlarını geçmek için bir tahta at yapmış ve bu atın içine gizledikleri askerlerle de şehre girmeyi başarmıştır. Bu hikayenin canlandırıldığı filmde kullanılan ve sonrasında Çanakkalelilere hediye edilen at, bugün şehir merkezinde sergilenmektedir. Troya, dünyanın en ünlü antik kentlerinden biridir. Bölge, coğrafi konumu nedeniyle her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Troya'da ilk kazılar 1871 yılında başlamış ve hala geleceğe ışık tutan eserler gün yüzüne çıkmaya devam etmektedir. Şehrin bir başka antik kenti olan Assos'sa Ayvacık ilçesinin Behram Kale köyünde bulunuyor. Kuruluşu M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanan kent, sönmüş bir volkanik tepe üzerinde yer aldığı için yapımında işlenmesi zor olduğu kadar da dayanıklı olan andezit taşı kullanılmış. Açık hava müzesi olan kent, günümüze ulaşan kalıntılarıyla ziyaretçilerini zaman tünelinde gezintiye çıkarıyor. Behram Kale Köyü, o zengin kültür mirasının diri tutulmaya çalışıldığı yerlerden biri. Osmanlı döneminde kurulmuş olan köyün tarihi atmosferi içinde taş evleri sıralanır sokaklarında. Yollar binalarla bütünleşmiş gibidir adeta. Her daim doğduğu zamanda yaşamış,
üzerinden hiç asırlar geçmemiş gibi kendini muhafaza edebilmiştir Behram Kale. Behram Kale Köyü'nün diri kalan tarihinin kanıtlarıdır ata mirası yapıları. Onlardan biri de hünkâr manasındaki Hüdavendigâr ismiyle anılan, 1. Murat tarafından yaptırıldığı düşünülen Hüdavendigâr Köprüsü'dür. Beş kemerli köprünün orta kemeri, kudretli bir hünkârın düşmanına karşı mağrur ve heybetli duruşunu sergilerken, iki yana uzanan kollarıyla milletine hizmetini, toprağına minnetini anlatır. Behram Kale'nin yüksek kayaları bir başka ulu mimariyi taşır sırtlarında. Murat Hüdavendigâr Camii olarak bilinen bu yapı yine Sultan 1. Murat'ın adını taşımaktadır. Caminin inşasında antik Cornelius kentinin kilisesine ait bir kapı kullanılmıştır. Tarih, ezbere sığmayan destansı bir mirastır bu topraklarda. Taşlar dile gelir, kuru toprak dile gelir, geçmişi haykırır kulağına. Duyarsın, dur yolcu dediğini, saygıyla koyar elini kalbine, alabildiğine susarsın. Sınırsız bir minnet, şükür ve saygıyla günü ağır ağır uğurlarsın. Gün kızıla çalarken yerin altındaki şehitlerin Allah Allah sesleri Çanakkale'nin semalarında nurdan yıldızlara dönüşür. Çanakkale, vatanın ta kendisidir.